15 Mart 1923 Adana. Atatürk siyah bayraklı 200 kişi tarafından karşılandı. Antakyalı manifaturacı Affan Efendi'nin siyahlar giymiş kızı "Gazi Baba bizi de kurtar" yazılı bir pankartla Atatürk'ün önüne çıktı. Atatürk halka dönerek 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz dedi. Atatürk 1923'te verdiği bu sözü hiç unutmadı. Hatay artık onun şahsi meselesiydi. 9 Eylül 1936'da Fransa, Suriye'nin bağımsızlığını tanımış ve Hatay üzerindeki yetkilerini Suriye'ye bırakmıştı. Mustafa Kemal, 1 Kasım 1936'da bu konu hakkında yaptığı meclis konuşmasında şöyle diyordu. "Bu işin gerçeğini bilenler ve hakkı sevenler ilgimizin şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar." Yapılan diplomatik temaslar ve Fransa ile karşılıklı görüşmeler ilk meyvesini 27 Ocak 1937 Milletler Cemiyeti'nin yayınladığı Sandler raporunda verdi. Hatay, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı, resmi dili Türkçe olarak tescil edilmiş, 40 kişilik meclisi olan bir cumhuriyet oldu. Ancak Mustafa Kemal açısından sorun tam anlamıyla çözülmemişti. Mayıs 1938. Hasan Rıza Soyak, Çankaya Köşkü'nün yemek salonuna giden koridorda hızlı adımlarla ilerliyordu. Bu sırada yemek salonundan müzik sesleri geliyordu. Atatürk, sofra adabına çok önem verirdi. Sert, mavi bakışlarını neden geç kaldığını sorgularcasına Hasan Rıza Soyak'ın üzerine çevirdi. Hasan Rıza Soyak, bu bakışı cevaplamak istercesine elindeki belgeleri gösterdi. Gazi, şef garson İbrahim Ergüven'e eliyle işaret ederek müziği durdurdu. Şimdi müzik durmuş, gözler Hasan Rıza Soyak'a çevrilmişti. Atatürk, Rıza Soyak ile özel görüşmesini yapmış ve salona yine Rıza Soyak ile geri dönmüştü. Gazi'nin görüşme sonrası oluşan düşünceli hali tüm salonu kaplamıştı. Kara tahtanın yanına yaklaştı ve uzun uzun Hatay meselesi hakkındaki kararlılığını salondakilerle paylaştı. Nitekim çok hasta olmasına rağmen 19 Mayıs 1938'de Mersin'de yapılan tören kutlamalarına katılmıştı. Çok geçmeden diplomasi zaferi kazanılmış, Türk askerleri Hatay'a girmiş ve Hatay'a özerklik verilmişti. 1 Kasım 1938 tarihinde hasta olduğu için Atatürk'ün yapamadığı konuşmasını Celal Bayar yapmış ve "Nihayet Hatay bağımsızlığına ve meclisine kavuştu" demişti. Son nefesini vermeden sözünü tutmuş olmanın haklı gururunu yaşıyordu Gazi. Görev tamamlanmıştı. O gün meclis salonunda duyulan alkışları sanki meclisin duvarlarında gülen mavi gözleriyle izliyordu Atatürk'ü.